Acun Bey, bana da kur. Ne kurayım amca? Digitürk. Kurayım amca? Kurumuna para vermem. Verme amca. Ayda 10 liradan fazla para vermem. Verme amca. Amca 9.90 olur mu? O da olmaz. Ayda sadece 9.90 YTL'den başlayan fiyatlarla Digitürk'te. Birinci ayda erotik var mı? Erotik. Seviyorum. Türkiye'de ilk televizyon yayını benim de okulum olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1952 yılında yapıldı. Televizyonun yaygınlaşması ise 1970'leri buldu. Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filminden anımsarsınız, bir köye Vizontele'nin televizyonun geliş öyküsünü izleriz ve filmin bir sahnesinde de rahmetli Başbakan Bülent Ecevit Kıbrıs Barış Harekatı'na dair açıklama yapar. Dolayısıyla filmin 1974 yılında geçtiğini söyleyebiliriz. İşte o yıllar televizyonun Türkiye'de farklı noktalarda yayıldığı yıllardı. Türkiye bu aleti, Vizontele'yi, televizyonu çok sevdi. Çünkü televizyon bizi her yere götürüyor, her yeri bizim ayağımıza getiriyordu. Sinemanın yerini alabilecek kadar kuvvetli bir buluştu. Zaman ilerledi, ilerledi, ilerledi. Yayıncılık anlamında, televizyon anlamında hayatımıza yeni yeni teknolojiler girmeye başladı. Türk halkının ne istediğini bilen, onun hoşuna gidecek olan adımı atan kişi ise yine Mehmet Emin Kara Mehmet olacaktı. Türkiye tarihinin kuşkusuz en dikkat çekici iş insanlarından birisi olan Kara Mehmet yine fırsatı görüp adımını atmıştı. Yıllar sonra onun attığı bu adımdan kendisine dair bir iz kalmasa da markası Digitürk zirveye tutunmakta bir hayli ısrarcıydı. Digitürk 1999 yılının Mart ayında kuruluyor ve 2000 yılının Mart ayından itibaren de kullanıcılara hizmet vermeye başlıyor. Kurucusu başta da belirttiğim gibi Cumhuriyet tarihimizdeki en tanınan, en popüler iş adamlarından birisi olan Mehmet Emin Kara Mehmet ve onun büyük holdingi Çukurova. Peki Digitürk'ün önerisi neydi insanlara? Digitürk şunu söyledi: CD kalitesinde ses ve DVD kalitesinde görüntü sunacağız. Bugün bu söylemlerin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok çünkü bugün 8K gibi bir görüntü kalitesinden bahsediyoruz örneğin. Farklı farklı formatlardan, ses kalitelerinden, görüntü kalitelerinden bahsediyoruz. Fakat o yıllar için bu iki değer önerisi de insanlar için çok anlamlı değer önerileri. Dedi ki Digitürk, başlangıçta 85 kanalla yola çıkıyoruz. 10 tane sinema kanalımız var. Ayda ortalama 330 film bekliyor sizleri. Yani her gün ortalama 11 film diyebiliriz. Platformdaki bütün filmler için tek bir tuşla Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye geçiş imkanı sunuyordu Digitürk. Bunun dışında izle öde gibi konseptlerini o yıllarda da sürdürüyordu. Aslına bakarsanız o dönem Mehmet Emin Kara Mehmet'in Çukurova'sının, bu projesinin, Digitürk projesinin önemli bir de rakibi vardı. Peki kimdi bu rakip? Uzanların Rumeli Holding'i Star Dijital'le Digitürk'ün karşısında durdu. Durdu durmasına fakat belki de Uzanların en kısa ömürlü girişimlerinden bir tanesi oldu. Peki bu kadar yıldır varlığını sürdüren, büyümeye devam eden Digitürk'ün müşterilerine sadece değer önerisi geleneksel televizyonun biraz daha dışında durmak ve farklı filmler sunmak mıydı? Hayır, çünkü Digitürk adında da belirtildiği gibi size dijital dünyanın kapılarını aralıyordu. E-mailinizi kontrol edebiliyordunuz. Televizyonunuz üzerinden alışveriş yapabiliyordunuz. Hatta bir Pamukbank müşterisiyseniz Pamukbank'la alakalı çeşitli işlemlerinizi de yürütebiliyordunuz Digitürk üzerinden. Bu bir televizyon bankacılığı hizmetiydi ve Pamukbank bildiğiniz gibi daha önceki videolardan Çukurova Holding'in hikayesinden anımsarsanız yine Çukurova bünyesindeki bankalardan bir tanesiydi ve Pamukbank müşterileri kredi kart ekstrelerini görüntüleyebiliyor, Turkcell faturalarını ödeyebiliyor, birçok bankacılık işlemini televizyon üzerinden belirlenmiş kanaldan yapabiliyordu. Bu kanal bu işlemlere özel açılan 510 numaralı Digitürk kanalıydı. Peki sadece alışveriş yapmak, e-mail kontrol etmek, bankacılık işlemleri yapmak, bunlar toplumun belirli kesimlerini, belirli insanları hedefleyebilir. Farklı farklı segmentleri hedeflemek için başka değer önerileri de vardı. Sancılı bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Nedir bu sancılı süreç? Üniversiteye hazırlanmak. İşte Digitürk üzerinden üniversiteye de hazırlanabiliyordunuz. Mesela çocukların dikkatini çekecek oyunlar mevcuttu. Örneğin bir çocuk o oyunları oynadığında ailesini Digitürk alma noktasında zorlayabilir. Benim de oynadığım bir penaltı oyunu vardı. Süper Lig futbolcularıyla penaltı atma oyunu. Güzel bir oyun olarak hatırlıyorum. İşte
tüm bu özellikler farklı yaş gruplarını, farklı kesimleri hedeflemek için ideal özelliklerdi. Fakat kuşkusuz Dijitürk'ü Dijitürk yapan özellikler bu saydıklarımın hiçbiri değil, esas unsur onun çok geniş içerik yelpazesiydi. Nasıl bir markete gittiğimizde örneğin bir içecek reyonuna girdiğimizde raflarda birçok farklı markanın ürününü yani farklı kaliteyi ve o markaların da farklı farklı ürünlerini yani farklı tatları görüyorsak içerik tüketimi için de aynı şey geçerli aslında. Yani örneğin birileri aile içerikleri izlemek isteyebilir, birileri sadece spor izlemek isteyebilir, kimileri sadece belgesel, kimileri sinema, kimileri dizi. İşte Dijitürk nasıl bugün bu paketleri sürdürüyorsa yıllar önce de böyle paket kırılımları yapmıştı. Peki vermiş olduğum örneğe tekrar dönecek olursak marketteki farklı markalar kaliteyi temsil ediyordu ya o içecekler arasında. Buradaki kaliteyi temsil eden şey de aslında görüntü teknolojileri. Yani 3D yayın, 4K yayın, HD yayın, işte 4K'ya özgü bir paketi var örneğin Dijitürk'ün. Dolayısıyla bu teknolojilere göre de kırılımlar yapmaya devam etti. Keza Türkiye'de 3D yayın anlamında, HD yayın anlamında, 4K yayın anlamında Dijitürk öncü organizasyonlardan bir tanesi olmayı başardı. Dijitürk'ün en kuvvetli olduğu alanlardan bir tanesine futbol alanına geçelim kısaca. 1996-97, 97-98 ve 98-99 sezonlarının futbol yayın haklarını Cine5'in aldığını Cine5 videosunda konuştuk. 99-2000 ve 2000-2001 sezonlarını ise Tele10 almıştı. Fakat yükümlülüklerini yerine getirmediği için 1,5 sezon tamamlandığında bitime yarım sezon kala tekrar ihaleye çıkıldı. Ve 3,5 yıllık ihaleyi 465 milyon dolara Dijitürk alıp işte bu futbol mecrasına girişini sağlam şekilde yapmıştı. Takip eden yıllardaysa bu ihaleyi Dijitürk kimseye kaptırmadı ve futbol yayıncılığı anlamında akla gelen ilk marka olmayı başardı. Şimdi tüm bu anlattıklarım güzel. Herkes yüksek kaliteli yayınlar izlemek ister, farklı farklı içerikler izlemek ister. Tamam iyi hoş da bunun için neye ihtiyacımız var tabii ki? Dijitürk'ün uydu alıcısına. Burada Dijitürk'ün karşılaşabileceği bir problem var aslında. Nedir? Satış yağı, satış noktaları. Dijitürk satışı için bir sürü satış noktası açması gerekebilir Dijitürk'ün. Fakat Dijitürk o yıllarda önemli bir hamle yapıyor ve bu alanda Arçelik'le işbirliğine gidiyor. Bu işbirlikleri neticesinde de Arçelik ve Beko mağazalarında Dijitürk uydu alıcıları satılmaya başlanıyor. Bu iki marka için de yani hem Arçelik için hem Dijitürk için bir kazan-kazan stratejisi. Neden? Çünkü bir müşteri Arçelik mağazasına girip, Dijitürk alma gayesiyle girip oradan farklı bir ürün daha alıp da çıkabilir. Hiçbir ürün almasa bile Arçelik mağaza deneyimi yaşamış olur. Ve bir sonraki alışverişi için belki Arçelik bir tercih olarak belirir onun için. Bunun dışında Dijitürk ürünü aldığında da zaten buradan da Arçelik muhtemelen bir komisyon alıyor olacak. Öyle bir faydası da var. Peki Dijitürk için faydasını, Dijitürk satış noktalarını genişletme imkanına kavuşuyor bir anda. Ayrıca ona da şöyle bir faydası var yine. Örneğin siz gittiniz, işte eviniz yeni evlenmişseniz televizyon alıyorsunuz örneğin evinize. Televizyonun yanına bunun tamamlayıcı ürün olarak Dijitürk'ü alma ihtimaliniz yükseliyor. İşte burada tam anlamıyla bir çapraz pazarlama denilen, cross marketing denilen şeyi uyguluyor aslında bu markalar. Ürünler, hizmetler çok güzel. Bir sürü paket var. Bir sürü farklı farklı kaliteli içerik var. Ama ne olacak? Yine reklam yapacağız. Yine hizmet ürünü tanıtacağız. Hatırlarsanız Kola Turka videosunda Sinan Çetin'in yapmış olduğu reklamlara fazlasıyla değinmiştik. Ve bu reklamlar bence çok başarılı reklamlardı. Orada da gerekçeleriyle ifade etmiştim. O reklamlar benim hiç unutamadığım reklamlar arasında. Dijitürk reklamlarına gelecek olursak yine Sinan Çetin'in Dijitürk için yaptığı birçok reklam var Plato Yapım bünyesinde. Ben bu Dijitürk reklamlarını o Kola Turka reklamları kadar böyle hafızama inanılmaz kazınmış şekilde hatırlamıyorum. Ama izlediğimde yani bu videoyu sizler için hazırlarken, araştırma yaparken bu reklamlara göz attığımda hepsini anımsadım. Ve yine bu reklamların da çok iyi reklamlar olduğunu düşünüyorum. Hem ürünü tanıtma hem de izleyicide tebessüm bırakma anlamında. Bu reklamlarda kullanılan ünlülere baktığımızda da yine toplumun birçok farklı kesimine hitap edebilecek ünlüler kullanılıyor. Acun Ilıcalı'dan Settar Tanrıoğlu'na, Sihirli Annem'in Betüş'ü yani İnci Türkay'dan Mehmet Ali Erbil'e birçok farklı isim. Örneğin İnci Türkay'ın yer aldığı reklamda çocuk kanalları içerikleri tabii ki ön planda tutuluyor ve toplumun o kesime hedeflenmiş oluyor. Anneler ve çocuklar. Dijitürk'te ne seyrediyorsunuz? Baby TV. Baby TV. Çocuğuma dedi. Çok çocuğumu yapmam dedi. Bir ben mi dedi gelmeyecek. Ben de kendi çocuğum var de. Açıyorum. Açıyorum Dijitürk'ü.
Çocukları televizyonun olumsuz etkilerinden koruyan tek TV, Dijitürk. Peki Dijitürk ne zaman Kara Mehmet'in ve Çukurova'nın elinden çıktı? Şimdi isterseniz buna bakalım. Kara Mehmet'le alakalı Çukurova videosunda TMSF'nin Kara Mehmet'in mallarına, şirketlerine el koyduğundan bahsetmiştik. Bu şirketlerden birisi de Dijitürk'tü. TMSF'yi bugüne kadar birçok videomun içerisinde duydunuz ve TMSF ile alakalı en çok tartışılan konulardan bir tanesi her daim bu ihale süreçleri oluyor tabii ki. İhale süreçlerine dair iddialar ortaya atılıyor TMSF'nin tutumuyla alakalı. İşte neden değerinden düşüğe satıldı veya satıldı mı yönünde iddialar oluyor. Şimdi Dijitürk özeline baktığımızda yine ihale süreciyle alakalı çeşitli iddialar var. O yıllarda Sezgin Tanrıkulu'nun vermiş olduğu bir önerge var hatta bu konuyla alakalı ve akla gelebilecek bazı soruları yöneltiyor. Diyor ki Dijitürk ihaleyle mi satıldı yoksa ihalesiz mi satıldı? Eğer ihalesiz satıldıysa neden bu şekilde satıldı? Kime satıldı? Katarlı bir gruba mı satıldı? Ne kadara satıldı gibi sorular. Şimdi ne kadara satıldı sorusuyla başlayacak olursak o dönemki haberlere baktığımızda 1 milyar doların üzerinde bir satış bedelinden bahsediliyor. Ama tutarın ne olduğunun tam olarak bilinmediği de ifade ediliyor. Türkiye'deki en büyük medya satışı olduğu yazıyor. Ne kadara satıldığını birazdan açıklayacağım. Ondan önce şunu belirteyim. Buradaki satışla alakalı TMSF bir açıklama yapıyor. Ve açıklamasına göre diyor ki Dijitürk'ün %99,9999 küsuratı Crea adlı şirkete ait. Bunun da %53,3'ü Fintur Technologies adlı şirkete ait ki bu şirket Çukurova grubunun bir şirketi. %46,7'si ise Providence Equity adlı fon şirketine ait. TMSF diyor ki satış için ihale yapılmadı. Çünkü bu satış süreci bu şirketlere devredildi. Böyle yapılması noktasında inisiyatif kullanıldı ki buna dair de TMSF'nin hakları mevcutmuş zaten. Yani böyle olmasının ortaya çıkacak sonuç anlamında daha faydalı olacağı düşünüldüğü için paydaşlar için böyle bir yol tercih edildiği belirtiliyor genel anlamda diyebiliriz. Şimdi geliyoruz biraz önce bahsettiğim o net tutarı öğrenebilmek için Sayıştay raporuna. Ki Sayıştay raporunda bazı bulgular da var. Bu ihaleyle alakalı onlara da bakacağız. Sayıştay bildiğiniz gibi kamu kurumlarında finansal şeffaflığın sağlanması anlamında en kritik kuruluş. Bu Sayıştay raporunu incelediğimizde 30 Haziran 2015 tarihinde Dijitürk hisselerinin ekranda görmüş olduğunuz tutar üzerinden satıldığı ifade ediliyor. Fakat 1 milyar 108 milyon dolara yakın olan bu tutarın daha sonra bir yıl sonra yaklaşık olarak bir sözleşmeyle tadil edildiği, değiştirildiği, revize edildiği bilgisi de var. Ve 170 milyon dolarlık bir kesinti yapılarak bu tutar 937 küsür milyon dolar olarak düzeltiliyor, değiştiriliyor. Yani anlayacağınız son tutara baktığımızda 1 milyar doların altında bir satış görüyoruz. İşte Sayıştay raporunda bu satış tutarı üzerinden hisse dağılımına baktığımızda kime ne kadar düşecek bunun paylaşımını gösteren bir tablo yer alıyor. Buna göre Fintur'a ilk taksitte 250 milyon dolar, ikinci taksitte de 200 milyon dolar seviyelerinde bir tutar düşmüş gözüküyor. Bu arada bu noktada şöyle bir bilgi daha vereyim, şöyle bir detay daha var. Demiştim ya %46,70'i başka bir şirkete ait diye TMSF'nin açıklamasında geçiyordu bu bir fon şirketine. Buradaysa Sayıştay raporundaysa o %46,70, %41,70 ve %5 olarak parçalanmış. Ve bir Hollandalı bir de Lüksemburglu şirketten bahsediyor. Emin değilim bununla alakalı bir bilgiye ulaşmadım. Ama muhtemelen o bahsettiğimiz şirketin iştirakleri olabilir bu şirketler. İşte Fintur'un payına düşen bu 250 milyon dolar ve 200 milyon dolarlık paylardan bu Hollandalı şirkete ve Lüksemburglu şirketlere kesinti yapılıp aktarıldığı bilgisi geçiyor raporda. Hollandalı şirkete 9.8 milyon dolar ve 6.5 milyon dolar seviyelerinde olmak üzere toplamda 16.5 milyon dolara yakın bir tutarlık kesinti neticesi ödeme yapıldığı bilgisi var. Lüksemburg şirketine ise 87 milyon dolara yakın ve 55 milyon dolara yakın ödemeler yapılmış. Toplamda da 142 milyon dolara yakın bir kesinti Lüksemburg şirketine ödenmiş. Hem Lüksemburg hem Hollandalı şirkete ödenen miktara baktığımızda aslında Çukurova'nın iştiraki olan şirkete gelecek paydan 158 milyon dolarlık bunun biraz üzerinde bir kesinti yapıldığı görülüyor. Sayıştay raporu şunu söylüyor. Eğer böyle bir ödeme yapılacaksa, böyle bir borç söz konusuysa bu şirketlere bunlara dair belgelerin yine sunulmuş olması gerekiyor diyor. MSF'nin bu kesintilerle alakalı yaptığı açıklamadan benim anladığım şey şu. Aslında ortada çok daha yüksek bir borç söz konusu. Çukurova grubunun, o Fintur'un aslında çok daha büyük bir borcu söz konusu. Fakat karşıdaki şirket satış neticesinde eline 596 milyon dolar geçmesini kabul etmiş. Bu onlar için yeterli anlaşılan miktar. 938 milyon dolar üzerinden hesapladığımızda onların payları 46,7 yani 0,467 ile 938 milyonu çarptığımızda 438 milyon geliyor. Ama 596 milyon istiyorlardı. İşte aradaki bu 158 milyonu
bu şekilde telafi ettiğini TMSF söylüyor. Hatta bu satıştan fona da 121 milyon dolarlık bir pay kaldığı belirtiliyor. Fakat bu 121 milyon dolarla alakalı durumu ben anlayamadım. Buna dair bir şey göremedim. Sayıştay raporunda da bu 121 milyon dolara ait belgelerin olmadığı belirtiliyor. Bu 158 milyon küsürlük kesintinin de yapıldığını ispatlayan yine belgeler olmadığı için burada bir zarar söz konusu olduğu, belgeler olmadığı takdirde de bunun karşılanması gerektiği ifade ediliyor. Yani fonun gelir kaybı telafi edilmelidir deniliyor. Peki bunları anlattık da bu satış neticesinde öyle oldu böyle oldu her neyse, satış kime yapıldı? Digitürk'ü bünyesine katan grup Bein grubu oldu. Bein Medya Grup 2014 yılında kurulmuş bir grup ve Bein Sport'un sahibi bildiğiniz gibi. 5 kıtadalar, 43 ülkedeler 60 kanalla yayın yapıyorlar. Ve çok geniş bir coğrafyada hüküm sürüyorlar anlayacağınız. Bu arada Bein Medya Grup'un kökeni aslında çok daha önceye gidiyor. 2003 yılının Kasım ayında El Cezire Sport'la yola çıkıyorlar. 2012'de Fransa ve Amerika'da Bein Sports markasıyla bu sefer izleyiciyle buluşuyorlar. 2013'te ise Bein Asia'yı yani Asya'yı kuruyorlar. Takip eden yıllarda da Avustralya, İspanya gibi çeşitli ülkelere yayılmaya devam ediyorlar. İşte 2016'da da ülkemizde Digitürk'ü satın alıyorlar ve 2016 yılının Mart ayında önemli bir adımları daha var. Dünyaca ünlü film stüdyosu Miramax'ı da satın alıyorlar. Bu şekilde 700'den fazla filme sahip bir arşivin de sahibi olmuş oluyorlar. Yani ben Bein Media Group 2014 yılında kuruldu desem de aslında geçmişi daha önceye gidiyor. Peki gidelim gerilere. Hadi ne kadar geriye gidebileceğiz? 2003'e kadar gittik. Biraz önce söylediğimi düşünürsek. El Cezire Sport'u. O zaman çok eski bir kuruluş değil. Yani 18 yıldan bahsediyoruz. 18 yılda nasıl bu kadar büyüyebildi? Bu sorunun cevabı tabii ki sermaye, işin arkasındaki para. Bein'in arkasındaki isim Nasser El Halifi. Kendisi aynı zamanda Avrupa Birliği Kulüpler Başkanı ve Paris Saint Germain'in de başkanı. Ve eski bir profesyonel tenisçi. Çok zengin bir iş adamı ve tabii ki o sermayeyle birlikte bu yatırımları hayata geçirebiliyor. Türkiye'de de gördükleri potansiyel itibariyle bu pazara Digitürk'te giriyorlar. Evet, artık dijital platformlar eskiye nazaran hayatımızda çok daha fazla, sürekli konuşuyoruz bunu. Ve Digitürk eskiden o film paketleriyle, dizi paketleriyle parlayan bir yıldızdı. Ama şu an orada birçok oyuncu var. Birçok yeni rakip belirdi ve çok uygun fiyatlara. Fakat Digitürk'ün her şeye rağmen çok önemli bir kalesi daha var. Futbol kalesi. Bu nedenle yıllardır yayın hakları ihalelerini belirttiğim gibi Digitürk kimseye kaptırmıyor. Bu yıl yine ihale var. Bakalım alabilecekler mi? Ben ne olursa olsun, tutar ne olursa olsun ödeyip alacaklarını düşünüyorum. Çünkü söylediğim gibi orası çok sağlam bir kale. Orayı asla kaybetmek istemezler. Tabii ki tutar ne olursa olsun diyorum ama yani burada bir yatırım yapılıyor. Bu kadar aslında düz bir mantıkla yaklaşılmayacak buna tabii ki. Çok iyi analizlerin yapılması gerekiyor. Ne kadar paket satma potansiyelleri var, ne kadar yatırım yapıyorlar bu işe o yayın teknolojilerine, ne kadar gelir getirecek, her şeyin hesaplanması, analiz edilmesi gerekiyor tabii ki. Onlar da yapıyorlar bunu zaten. Evet, Digitürk'ün hikayesinin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda başka bir hikayeyle görüşene dek hoşça kalın.